Abi az önce çok güzel bir video çekiyordum. Bir tane Arap geldi. Oyunu böyle bağlantıyı kopardı etti, kopardı etti, kopardı etti. Adam maçı geçersiz saydı ya. Bu 2021'de kalmıştı ve bunu yaptı. Gerçekten tebrik mi edeyim, ne edeyim bilemiyorum ya. Aa, şu adam ya. Hükümsüz maç sayıldı. Bu nasıl oldu anlamadım. Neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir taktiğimizi hemen şöyle göstereyim. Benden hızlı kontra atağı istediniz. Bu dün çekmiştim bir tane. Bunu dün açıkta oynamıştım. Bugün hızlı kontra atağı oynuyoruz. Şöyle bir dizili şey yaptım kendime. Sağ sol kanatlarımız hızlı. Mbappe ve hızlı orada. Neymar var onu besleyecek. Hemen şöyle hiç uzatmadan ben maça doğru bir geçeyim. Çünkü rakibe göre bazı sistemde değişiklikler de yapacağız. Onun çok önemi var. Mesela bak bunun nasıl bir önemi var size şimdi hemen söyleyeyim. Çok güzel bir sır veriyorum size. Şimdi adamın sağ sol beki çok hızlı. Senin sağ kanatlarında verimli kanat onlar da çok hızlı değil mi? Orada bir denge rekabet oluyor. Avantajı sağlayamıyorsun. Avantajı sağlamak için ne yapacaksın? Oraya gezici kanat koyacaksın. Mesela Muhammed Salah'ın gezici kanat versiyonu var. Vinicius Junior'ın gezici kanat versiyonu var. Elinde gezici kanat, hızlı oyuncu varsa onu koyacaksın. Bunlar ne işe yarayacak? Sağ sol bekin hızıyla uğraşmayıp bunlar içeri kat edecek. İçeri girecekler böyle. Orada kimi zorlayacaklar? 60-70 ile koşan stoperleri. Hızı 70 olan, 65 olan ağır stoperler var. Rakibin stoperleri ağırsa gezici kanat koyun. Bak bu adama bu adama nasıl bir diziliş gidiyor biliyor musunuz? 5. Şu var ya şuradan göstereyim size onu dur. Bu adamı yenebileceğiniz diziliş yani bu dizilişi şunla yeniyorsunuz. Şuradan dizilişi değiştirdim. 5-2-1-2. Tamam bunu seçin böyle rakip gelirse. İlk yarı pozisyon vermiyorsunuz. Hızlı kontra atağa geçin. Hızlı kontra atakta ikinci yarıda golü bulabiliyorsunuz. Neyse şimdi kendi kadromuza gelelim. Onu da bir ara detaylı video yaparım. Sol bek hızlı gördüğünüz gibi. Sağ bek Cancelo içeri girecek. Ama bizim şu an gezici kanat oyuncularımız bir tane var. Dur kimi alabiliriz? Vinicius Junior'ı alabiliriz. Yok. Junior'ı almayacağım çünkü buraya bu taraftan Haaland'la şeyle gireceğiz. Çünkü bak şöyle göstereyim. Şimdi Vinicius Junior Cancelo'nun oraya gelecek. Cancelo bitirici bek olduğu için Cancelo içeri kısımlara gelecek. Sol beki boş bırakacak. O yüzden oraya Kylian Mbappe'yi aldım arkadaşlar. Kylian Mbappe orayı alır götürür diye düşünüyorum şu an. Başka rakibi bir daha bakayım şöyle. Sağ beki hızlı. Sağ beki aslında bitirici yani gezici bir bek alabiliriz. Gezici kanat alabiliriz oraya ama gezici kanadımız yok. Neyse şimdilik şu dursun. Ona bir çözüm bulacağım ben. Oraya şey de koyabiliriz. Messi'yi de alabiliriz. Messi geri gelen forvet olduğu için sağ beki adamın sol bekini yanıltabilir. Sol beki hızlı. Oraya da aslında şu an var ya elimde iki tane gezici kanat yedek bulundurmam gerekiyor benim. Hata yaptım burada. İki tane gezici kanadım olsaydı yani benim o tarafları kapatacaktık. Yani ortadan girip stoperlere yüklenecektik. Şimdi sol bekten faydalanacağız. Sağ bekten yani sağ kanadımızdan faydalanamayacağız. O yüzden biz de oyunun ağırlığını sol tarafa yiyeceğiz biraz arkadaşlar. Kaptırdık topu. Adam bekliyor. Adamın üstüne top attık. Davis. Rodri'yi gördü. Rodri. Bak şimdi. O tarafa gitmeyeceğiz. Şöyle bir iki pas yapmamız lazım. Adam çok top çevirme oynuyor. Aslında var ya ben bu rakibi o gösterdiğim diziliş ile çok rahat yenerdim. Fernandes. Vur artık be. Olmadı. İyi geldik. Biraz ağır kaldık sadece. Şimdi aldık o topu. Döndü yukarıya. Kylian Mbappe verdi yukarıdan pasını. Haaland. Haaland koştu ya. Neymar koşsaydı daha iyi alırdı o topu oradan. Neyse. Ben bu adamın bu dizilişini çok rahat yenerdim de size hızlı kontra atakta bu dizilişi gösterdiğim için bu seferlik onu affediyorum arkadaşlar. Griezmann çok iyi verdi kaçtı. Hataya düştük orada biz hata yaptık. Griezmann çok iyi çekti önüne. Nazar değirdik adama. Yanlış yeri gördü ama kaleci Gelal abi. Abi salak salak oynamayın şurada. Heh. Sol bek benim oyuncum nerede? Rudiger'in orada ne işi var? Mbappe'li Rudiger geziyor. Benim sol bekim nerede? Davis gel oğlum geri. Şöyle bir bakalım kime atabiliriz. Aşağıya görelim. Bak görüyor musun? Tuzak yapıyor. Bekliyor bekliyor bir anda koşuyor. Ama ben onu hesap ettim. Şimdi şuradan kanadı gördük. Verdi kaçtı. Hadi adam ben. Harikasınız be. Aa offside mı? Offside değil sanki. Ya abi bırak ya. Vallahi bırak. VAR incelemesi istiyorum ya. Olacak iş değil. Burun farkıyla ya. Ya ters açıdan gösteriyor ki. Bizim Süper Lig'de olduğu gibi. Açıları değiştirerek gösteriyorlar ki.
ne olduğu tam anlaşılmasın. Böyle şaibeli pozisyonlardan birini yaşadık. Rakibi analiz etmeye çalışıyorum şimdi, bir bakıyorum şöyle, bir düşünüyorum ne yapabilirim diye. Rakip top çevirme oynuyor. Şuradan kafayla indirelim mi? İndiremedik. Hadi be. Şuradan Lorente ile diğer adam alalım. Diğerini onun üstüne gönderdi çünkü. Aldı Fernandez. Harikasın Fernandez. Verdi pası Fernandez. Cuadrado. Çok ağır şu an oyuncularım. Hop. Kaleci Kurtua. Oyunda bir acayip bir ağırlık var abi. Çok acayip yani. Topu bak kontrol edip pası verene kadar rakip oyuncu geliyor bile zaten. Verdi pası Davies. Şimdi Mbappe çeviremedi, kanser orada. Offside. Mbappe yani aslında şey de olabilir ya, dur bak. Şimdi aklıma geldi. Cancelo'nun yerine ya rakip biriniz bitirici bek kullanıyorsa oraya orta uzmanı bir oyuncu çekebilirsiniz o kanada. Çünkü çizgiye yapışık olacak. Çok etkili gelebilirsiniz. O zaman kadromuzda bir tane gezici kanat, bir tane orta uzmanı, bir tane de şey bulundurmamız gerekiyor. Neydi? Verimli kanat. Çünkü rakibin bekine göre, beklerine göre şekil almamız için bu önemli. Bununla ilgili detaylı bir video yapacağım size arkadaşlar. Çok güzel şeyler keşfettim. Tabi bunları bilen vardır. Ben de biliyordum. Ama uygulamıyordum. Bir iki maçta denedim. Çok faydasını gördüm. O yüzden uygulayacağım bundan sonra. Kendime güzel bir kadro kuracağım. Bunu da sizlerle beraber ayarlarız bunu da. Yukarıdan Mbappe verdi pası. Kaçtı şimdi Neymar. Aşağıda boşluk. Verdi bir daha Cuadrado. Kaçtı mı? Hadi be. Dokunamadık. Lan o da gelmedi be. Sorun değil. İlk yarı böyle biterse ikinci yarıyı alırız. Bitirme. Şuradan bir şut çekecektik. Olmadı. Ya bu o kadar böyle basit. Yani nasıl diyeyim, pozisyonsuz ve sakin bir maç geçti, tamam mı? İki şut var ya. Ben size bir tane ekran resmi koyacağım buna. Videonun başına koyacağım. 16 tane şut çektiğim, 11 tanesi kaleye tutmuş, rakibi oynatmadım, harika goller attığım maç. Ne zaman böyle video çekmezsem öyle maçlar oynuyorum. Video çektiğim zaman daha böyle oluyor. Niye oluyor anlamıyorum onu da. Acaba tam dikkatimi mi veremiyorum, çünkü akşam uyuduğum yerde oynadığımda çok tam bütün dikkatimi veriyorum. Şuradan attı pası. Kafayla indirir mi? İndiremedik. Oyunun kontrolü biraz rakibe geçti. O yüzden şurada biraz topu tutmamız gerekecek. Mbappe Haaland'ı gördü. Tamam, sanki bir an sallandım gibi hissettim ama inşallah yanlış hissetmişimdir. O yüzden o şeyin telaşla şutu çektim. Sallandım öyle bir şey. Titrer gibi oldum ama. Herhalde bana öyle geldi ya. Artık lambalara falan bakıyor işte. Psikoloji neden geleceğiz biz de bilmiyoruz. Van Dijk. Harry Kane. Harry Kane'den orta çok kötü bir kafa vuruşu geldi. Allah'tan kötü bir kafa vurdu. Neyse, sistemi bozmayacağım. Bu sistemle devam edeceğim. Bu rakibi yenmesini çok iyi biliyorum ama bu sistemi bozmayacağım. Böyle bir rakibi nasıl yenersiniz ondan da sizlere bir sonraki videoda bahsederim. Yani sonraki videolarda bahsederim. Artık tam gününü bilmiyorum. Yani yarın olmazsa diğer gün. Bak. Biliyorum oradan öyle geleceğini ama durduramıyorum şu an bu şeyle. Hayır. Son anda Davies orada. Oyun kasıyor şu an. Mbappe, Neymar. Birini de alın. Topun kontrolü tamamen adama geçti. Gol yiyeceğiz yani. Bak şu an benim bir değişiklik, bir şey yapmam lazım ki oyunun kontrolünü geri almam için. Çünkü bütün oyunun kontrolü adamda şu an. Hadi be, adamın üstüne gittik yanlışlıkla. Rudiger hemen oynadı şimdi. Verdi pası Neymar. Mbappe. Ya Neymar. Adamla yapışık gidiyorsun abi. Lan hadi lan. Lan ben seni çok iyi yenerdim de. Evet, sistemi kontrol atakta deniyoruz. Tam ters geldi adam. Top çevirme oynuyor ve bu dizilişte oynuyor. Benim şu an hemen oyuna müdahale etmem lazım. Kendi taktiğime geleceğim ya. O diziliş aslında iyi ama bu tür rakiplere gitmiyor abi maalesef. Şöyle sizlere anlatmak istediğimi göstereyim. Bunu şöyle en başından beri şu şekilde oynasaydık bu adam çok rahat yenerdik. Nasıl mı? Hemen göstereyim size. Şöyle sen gel.
Santrafor'a iki tane fırsatçı golcü iyi olurdu ama santraforumuz kalmadı için bunlarla idare edeceğiz. Göbeğe sen gel. Sen böyle gel. Sen şöyle gel. Başkan geliyor. Sen ortada dur bari. Bakalım. Bak böyle yeneceğiz bu adamı şimdi. En başından beri bu şekilde oynasaydım rahat yenerdik de. Yani iki tane fırsatçı golcü koyuyorsunuz. Hızlı kontra atakta bu sisteme geliyorsunuz. Bu rakip çünkü yoğunluğu ileride olduğu için adamın oyuncularını istediği gibi orada paslaşamıyor. Onu engelliyorsunuz. Yanlış pas attık yine. Oyunun kontrolünü alacağız şimdi elimize arkadaşlar. Verdik pası. Bak. Hadi be. Nasıl tutmadın diye böyle. Niye atladın ki topun üstünden? Sakin. Verdik şimdi. De Bruyne indir kafayla abi. Harikasın. Rafael Leao. Varela'yı oynamak istedi ama geçmedi Beti. Lorente. Hadi lan. Adam istediği gibi pas yapabiliyor şu an. Durduracağız. Heh. Ver abi. Lan oğlum yapmayın şunu. Çok yoruluyorlar. Leo verdi kaçtı şimdi. Messi kaldıracak Leo'ya doğru. Cancelo peşini bırakmadı ya. 0-0 bitecek galiba. 2 dakikada uzatma. Olacağı buydu yani. Belliydi maçın başından beri. Şimdi verdi. Aradan geçmedi. Hadi. Bitti maç. Böyle bitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yedik, içtik, güldük, eğlendik derler ya. Olmadı ya. Bir türlü tutturamadık bir şeyleri. Sağlık olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.